Hazreti Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki, ben insanların bu tapa durdukları putları reddetmiştim. Ne olacak böyle ellerimizle yaptığımız şeylere, dünkü taşa oyunca şekil verince tapını veriyoruz. Olacak şey değil. Ve alemlerin Rabbine yönelmiştim. Ama nasıl kulluk edeceğimi bilmiyor, ne yapmam gerektiğini doğru düzgün bilmiyor. E sordular ki, o zamanlar sen nasıl ibadet ediyordun? Akşam olunca onunla konuşmaya başlardım. Kendimi ona sunar, acziyetimi, ihtiyaçlarımı, onu yüceltir, ulular. Öylece uyku gelince de uyurdum. Benimki bundan ibaretti. Kardeşi Mekke'yi ziyaret edince, döndüğünde Ebu Zer el-Gıfari'ye diyor ki, Mekke'de bir adam var, peygamber olduğunu iddia ediyor. Mekke bununla çalkalanıyor ve aynı senin söylediklerini söylüyor. Bunu duyunca Ebu Zer el-Gıfari Resulullah'la tanışmak üzere Mekke'ye geliyor. İşte hikayenin devamını biliyorsunuz. Bunu hatırlatmaktaki amacım, Ebu Zer el-Gıfari'nin daha Resulullah'la hiç temas etmeden, vahiy ile hiç temas etmeden geldiği akide bakımından, yani inanç bakımından, ki her şeyin esası ve özü olmazsa dinin ne kadar ameli çok olursa olsun hiçbir anlamı kalmayan, yani her şeyin temeli iman, sahih, temiz bir akide. Bu olmaz ise gerisi hiçbir manası yok. Bunu, bu bahsettiğimiz sonucu Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anh kendi başına ama gözlem yaparak, ama zikrin ardına düşerek, ama bir hakikatin yolcusu olarak çıkarı uğruna hakikati eğip bükmeden gelebilmiş, varabilmiş, Allah'ın inayetiyle ulaşabilmiş görüyoruz onu. Dolayısıyla zikir ile vahyin ve insanın arayışının buluştuğu yerden bahsediyoruz. Bu insanın kendi arayışıyla da, araştırmasıyla da geldiği bir sonuç. Vahiy ile de buluşturduğunda, vahiy okuduğunda da aynısının tıpkısı gibi üst üste gelen mutabakat, yani birebir eşleşen ve örtüşen iki temel okuma biçimi. Biri yaratılışı okuyarak, varlığı okuyarak, var edene dair vardığımız sonuç yegane bir ilah olması gerektiği ve onun ikinci, üçüncü bir ortağı asla olamayacağı neticesi. Dönüp vahyi okuduğumuz zaman aynı gerçeği okuyoruz. Dolayısıyla insan bu anlamda her iki okumasıyla da Cenab-ı Hakk'ın kendisine gerçeği hatırlattığı bir merkezde bulunuyor. اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ. Şimdi Rabbinizden size bir zikir gelmiş. Sizin hayatta bellediğiniz, kavradığınız hakikati elçisiyle Cenab-ı Hak size tekrar bir üstünden geçiyor. Bunu hatırlatıyor. Üstüne bir de biliyorsunuz peygamberler ile birlikte bize ulaşan, normalde kendi başımıza belki o kadar detayını, teferruatını, sonucunu bilemeyeceğimiz gaybe dair bilgiler, mesela ahiret inancı, cennet ve cehenneme dair Cenab-ı Hakk'ın bize betimledikleri, anlattıkları, bunun önden beklentisi içerisinde olabilir bir insan, yani hayatın böylece sonlanmayacağı, hayatı yaratan kudretin huzuruna dönmek gerektiği, böyle bir varlığı yaratan kudretin bu varlığı abes olsun diye sonuçsuz ve anlamsız yaratmış olamayacağı, bunun illaki bir muhasebesinin olması gerektiği sonucuna aklederek varabilir. Zaten Cenab-ı Hak bunu kışkırtan bazı ifadeleriyle soruyor, sorguluyor, diyor ki, اَمْ نَجَعَلُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِد۪ينَ فِي الْأَرْضِ. Biz iman edip salih amel işleyenlerle müfsitleri, kötüleri bir mi tutacaktık? Böyle bir şey yok. Dolayısıyla mevcut hayatın
bir ahirete, Allah'a, yaratıcıya bir dönüşe açılması gerektiği, böylece abes kalamayacağı, efe hasibtum ennemâ halaknâkum abeten, biz sizi abes olsun diye mi yarattık sandınız, böyle bir şeyi sanamayacağımız, dolayısıyla yeryüzünde yaşayan her insanın vahiy ile hiç temasa girmeden dahi önce bu sorumluluk duygusunu sezeceği, keşfedeceği, yaratıcıya dönmesi gerektiğine dair ön bilgilere ulaşabileceği değerlendirilir. Dolayısıyla peygamberler ile birlikte gelen ahiret inancı, biz kulların zaten önden olması gerektiği hususunda hem arayış hem de beklentisini yaşadığımız bir şeydir. O da böyle mutabakat arz eder. Cenab-ı Hakk'ın kullarına vaat ettiği, bir çocuk bile olsa ölümü ilk öğrendiğinde çocuklara söylediğimiz husus, ahirettir ve ahiret ile hemen onu dengeleriz. Çünkü ölümü ile, ölümü öğrenmekle çocuk hemen hayatın bir boşa kapandığını, bir boş ile sonuçlandığını ve sonuçsuz kaldığını, bir hiç ile bittiğini öğrenmiş olur ve bunu yadırgar, böyle bir şeyi kabullenmekte zorlanır. Onun akletmesi devreye girdiği için, o zaman bu varlık niye var? Bunca okula niye gidiyorum? İlkokul niye var? Ortaokul niye var? Lise niye var? Bu kadar alem niye kuruyoruz? Binalar yapıyoruz. Yani bunların hepsi bir son ile bitiyor olması, abes olacağı, abes ile sonuçlanacağını kabullenemeyeceği, bunu değerlendiremeyeceği, böylece akletmesine yediremeyeceği için ahiret gerçeği onu dengeler. Dolayısıyla vahiy ile hiç teması olmasa da insan hemen bu beklenti üzere düşüncesini devam ettirir. Beni yaratan اَلَّذ۪ي خَلَقَن۪ي فَهُوَ يَهْد۪ينَ, beni yaratmış, bana yolumu gösterecek. Çünkü öylece yaratıp burada bekletip sonra yok etmesi, böyle anlamsız bir şey yapmaması beklenir. Bu kadar sistematik yaratmış, bu kadar özenle, bu kadar güzel yaratmış, bu kadar anlamı arayacağım göz, kulaklar akletme nasip etmiş kudretin, benim onu hikmetli bellemem ve hikmetli beklemem, böyle bir bekleyişe girmeye beni hazır yaratmasından, belli ki o hikmet ile bu hayatı güzel bir sonuca dönüştürecek, anlamlı bir akibete dönüştürecek. Biz bunları Cenab-ı Hakk'ın bize gönderdiği elçiler ile müjdesi olsun, uyarısı olsun, hayatta bize gösterdiği hidayetteki kendisine saygılı yaşamamız gerektiğine dair her türlü emri ve yasağı biz kulların aslında aklettiğimiz takdirde karşılığını değerlendirebildiğimiz, aklederek değerlendirebildiğimiz hususlar olduğu için birbiriyle örtüşür. O yüzden Allah Azze ve Celle bunları Kur'an-ı Kerim'de zikir olarak hatırlamak, hatırlatmak kökünden gelen bir fiil ile ve bu fiilden gelen bir isim ile bizim önümüze koyuyor. Ve bize Kur'an-ı Kerim'de bunun örneklerini veriyor. İşte Hazreti İbrahim'den verdiği örnek gibi bizim yaşadığımız süreci bize anlatıyor. Hiç göklere, yere bakmadınız mı? اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ف۪ي اَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمَّاوَاتِ وَالْاَرْضِ Allah gökleri ve yeri öylesine mi yaratmış? Hiç mi düşünmediniz? Bunun sizi çağırdığı bir sonuç yok mu? Bunun sizi çağırdığı bir anlam yok mu? Bunun sizi götürdüğü anlam ile benim önünüze koyduğum anlam eşleşmiyor mu? Benim size söylediklerim ile sizin içinde bulunduğunuz, dokunduğunuz, üzerinde yüründüğünüz, hissettiğiniz ve kendiniz bir parçası olduğunuz varlıkta ki okumalarınız birebir eşleşmiyor mu? اَوَلَمْ يَتَفَ Hiç mi düşünmediler? اَوَلَمْ يَنْظُرُوا اِلَى السَّمَاءِ Hiç mi göğe bakmadılar? فَوْقَهُمْ Üzerlerindekilere. Güneşe hiç bakmadılar mı? Yeryüzünü gezip hiç dolaşmadılar mı? Kendilerine وَفِي أَنْفُسِهِمْ اَفَلَا تُبْصِرُونَ Siz kendiniz
kendinize hiç bakmadınız mı? Dolayısıyla bu çift yönlü okumanın hayata bakan yüzüyle ve vahye bakan yüzüyle birinin diğerini hatırlattığı ve birinin diğeriyle birebir eşleşip örtüştüğü ve böylece insana batıla sapabilmek için hiçbir mazeret bırakmadığı bir anlam yolculuğundan bahsediyoruz. O zaman kafirlerin hepsi mazeretsiz bu istikamete yönelen kimselerdir. Yani bile bile, yani göz göre göre, yani üstüne basa basa, eze eze üzerinden geçen kimseler ki o yüzden Cenab-ı Hak onları kafirler olarak tarif etti. Küfür üzere, üzerini örten, hakkı bilerek üzerini kapatan kimseler.